Merhaba Kaçakan'la hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir olayı ele alacağız. Diyarbakırlı birkaç çocuk var ve bu Diyarbakırlı çocuklar kendi çaplarında eğleniyorlar ve O Ses Türkiye yarışmasını kendi çaplarında düzenliyorlar. Yani böyle çok eğlenceli ve çok güzel şeyler yapıyorlar. Ve sonra Acun da çok güzel bir şey yapıyor. Acun Ilıcalı, yani O Ses Türkiye Acun Ilıcalı'yı biliyorsunuz, açıklamama gerek yok. Acun Ilıcalı da bunları alıp O Ses Türkiye'nin stüdyosuna götürüyor. Ve orada O Ses Türkiye... O Ses... O Sos... O Ses, O Ses Türkiye'de O Ses Türkiye'nin stüdyosundan böyle gerçek O Ses Türkiye'de program yaptırıyor. Bence burada bence buradan Acun Ilıcalı'yı hepimiz tebrik etmeliyiz. Çok güzel bir hareket yapmış. Neyse, şimdi neler yaptığını tek tek göstereceğim size. Önce çocuklar ne yapmış? Hani bu canlandırmaların nasıl bir şeymiş bir görelim. Onu görelim. Hadi başlayalım. 13 Çocuklar bunlar. yaşındayım. Azerbaycan'dan katılıyorum. İnşallah herkese döndürmeyi başarırım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsun? Azerbaycan. Heyecanlısın. Biraz. O zaman saniye sana bir... Kameralar da fena değil ha. Güzel kameralar var yani. Rüzgarı falan kesiyor. Neyse, önemli olan kamera değil, tamam. Bir dakika. Sabah uyandım, yanımda yoksun. Solumda bir acı, senden yoksun. Sarakla söylüyorlar. O ben, bende de var ama. Sonsuz kaldım köşelerde. Bak. Yalnızlığım sanki yorgun. İnan değildi sonsuz. Bak, bunlar da şeyler, jüriler. Hadise, Murat. Onlar işte. Jüriler kimlerse. Beyazıt vardı herhalde bir sene bir de. Aha, dönüyor. Neye bas? Domates mi lan o? Buton diyor, domatese... Bak çok güzel ya. Domatese bastı ve çocuklar geldi, döndürdü gitti. Çok güzel. Kırıldı lan. Domates çok sert bastı. Bak geldi, döndürdüler, gittiler. Çok güzel lan. Çocuklar fütursuzca kaçıyor ya. O şeyi döndürenler. Bunlar da sonradan kendi dönüyor. Dönmediler. Murat, sen de mi döndün? Ne alaka kızın sesi çok güzel. Bak, bu Murat bu hadiseymiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden katılıyorsun? Azerbaycan. İsmini öğrenebilir miyim? Sultan. Eğer beni seçersen seninle çok iyi yerlere giderim. Teşekkürler. Evet Murat, senden de birkaç yorum alalım. Bu da Acun herhalde. Sonucunu merak ediyoruz hepimiz. Evet Acun Bey. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Beni seç. Allah çok açık oldu. Onurla şampiyonluğa gideriz. Biz de onunla bir düet yapacağız. Ama aynı şey gibi bak. Gerçek O Ses Türkiye'deki gibi. Tamam, çok takip etmiyorum ama. Evet Sultan, hepsi çok iddialı görüyorsun. Önce sebebi, sonra kimi seçeceğini karar ver. Hepimiz burada meraktan ölüyoruz gerçekten. Asıl komedi O Ses Türkiye stüdyosuna gittiklerinde oluyor. Çok güzel tepkiler falan veriyorlar. Neyse, devam edelim gerisinden. Onu da izleyeceğiz zaten. Önce aklımda bir isim vardı. Çok heyecanlıyım Acun abi. Rahat ol Sultan. İyi düşün, kararını iyi ver. Tamam, kararımı açıklıyorum. Hadi. Kimi seçeceğimi ben de tam izlemedim videonun şey. Çok ciddiyim, hani kimi seçeceğini bilmiyorum. Murat ya da Hadise. Ben Murat Boz. Murat'ı seçti. Alkışlarla vuruyorum. Abi bayağı iyi ya. Çok güzel yani. Kurgu falan da yapmışlar böyle. Hani küçük bilgisayarla sanırım. Güzel. Şimdi Acun'un eli değerse olay nasıl değişiyor onu göreceğiz. Efendim, teşekkür ederim. Nereden katılıyorsun? Bak, hepsi duruyor. Hepsi Acun'un arkasına geçmiş. Acun'un durduğu yer. Acun'un durduğu yerde de o çocuk var. Acun'un yerinde olan çocuk. Hadise'nin yerinde Hadise. İşte hepsi kendi yerine gitmiş. Canlandırmadaki. Bak, hepsi orada. Acun yerinde olan çocuk da orada. Beni seçersen seninle çok iyi yerlere gideriz. Öyle mi? Çok uzağa gitmeyelim. İşim var yukarıda. Evet Murat Bey, sizden de birkaç yorum alalım. Evet, öncelikle sesiniz harika. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türküleri çok hoş ya. Ben Murat kendini alkış. Beni seçersen seninle şampiyonluğa gideriz. Adam.
İzledim onu. Çok cezbedici bir kelime oldu. Teşekkür ederim efendim. Başka duyacağımız şeyler de var mı acaba? Not found. Error. Eğer beni seçersen seninle çok iyi bir düet yaparız. Bu gerçekten yakalayıcı oldu. Çok uzun zamandır hatta hiç düet yapmadım. Eğer baba, beni seçersen Acun'u oradan alıp seni şampiyon yapacağım. İşte buna varım. Ne dedi abi? Şampiyon. Acun'u oradan alıp seni şampiyon. Uzun zamandır hatta hiç düet yapmadım. Bir şey dedi. Eğer beni seçersen Acun'u oradan alıp seni şampiyon yapacağım. İşte buna varım. Acun'u oradan alıp seni şampiyon mu yapacağım dedi. Allah Allah, anlamadım. Anlayanlar varsa yorum yazabilir mi? Çok anlamadım. Alabilir Acun abi. Allah Allah, sen kimi oradan kandırıyorsun ya? He, evet, öyle demiş. Adamım ya. Beni seç, Dodan gibi seni şampiyon yaparım. Bu kız çok iddialı konuşuyor ha. Hadise olan. Ayağa kalktı bak. Kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyalım. Efendim, 1-1-1975 İstanbul'da doğumluyum. Ha, şey, Acun Medya'da proje finans koordinatörü olarak çalışıyorum. Evliyim. Kasım ayında bir bebek bekliyorum. Heyecanlıyım. Şu anda dilim damağım kurumuş durumda. Heyecanımı mazur görüyorum. Aklınıza sığınıyorum. Finansçıda olan bir adam şey yapıyor. Eğer beni seçersen seninle bir konsere gideriz. Sedan, kızın aklına gelmedi direkt. Çok iyi ya. Evet, laf alıp. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Beni seç. Beni seç, seninle şampiyon olalım. Beni evet. Bir dakika ya, Nurettin konuşuyor, bir dakika. Kendisini konuşturacak bak. Acun abi sürekli aklımı karıştırıyor. Evet. Beni seç, Acun oradan alıp seni şampiyon yaparım. Söyledim ben. O bana taktı ya. Nurettin bu çekimin sonrasında var yani. Nurettin bir rey yaptı. Evet Barış, 4 jüriyi döndürmeye başardın. 4'ü de çok iddialı. Önce sebebi, sonra kimi seçeceğini karar ver. Sevgili Murat'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Hadise Hanım'la bayağı mesaimiz olmuştu. Seda bayağı hırslı kız ya, Hadise rolünde olan. Beyaz Bey'le bayağı hırslı bakıyor, beni seç. Kendisinde bana şampiyonluk sözü var. Dolayısıyla Beyaz Bey'i seçiyorum efendim. Beyazı valla. Bunlar da sahneye çıktıkları evet, ilk anlar. Daha İstanbul'u görmediniz ama size şöyle bir program ayarladık. Hatıralarınızda uzun süre kalacak. Bir gün geçireceksiniz yarın. İnşallah. Ekibimiz şey yapmış, tamamen size İstanbul'u gezdirecek. Yarın güzel bir gezi var. Oyun parkına gideceksiniz. Onun dışında güzel yerler göreceksiniz. Güzel hatıralarla buradan ayrılacaksınız inşallah. Helal olsun. Helal olsun. Siz... Aha, benim sorduklarımı soruyorlar bak. Ne oluyor lan? Telefona titriyor ama. Bir şeye bak aminim, korktum. Benim sorduklarımı soruyorlar bak. Acun herhalde demiş ki, bak dur. Koştunuz. Nereye gittiniz? Evet, bu sorunun cevabını bekliyorum. Acun, şimdi de koşarak... Ben dedim ya, sen fütursuzca koşuyorlar diye en başta. Vallahi Acun abi biz de biliyoruz nereye gittiğimizi. Aynen bak. Kameraya çıkmamak için mi öyle koştunuz acaba? Öyle tabii ettim. Aynen. Fütursuzca kamera koşuyorlar. Kamera açısından kaybolalım diye galiba. Evet. Ama biraz uzun bir yol olmuş orası. Evet. O kadar taşın arkasına geçebilirlerdi yani. Amatör rula çekilen bir video olduğu için o amatörlük içerisinde kamera her yeri görüyor diye algılayarak ama, bütün alandan çıkmışlar. Ama mükemmel bir şey değil mi? Onlar orada teknik ekip ve televizyonculukta hiçbir zaman teknik ekibin görünmemesi lazım. Gerektiğinin farkındalar. Onun farkındalar ve helal teknik olsun. Ekip işini görüyor ve hemen kaçıyor. Açmak için gidiyorlar. Müthiş. Taşın arkasına geçebilirler değil mi olsun? Şöyle bir şey. Ya olayın özeti bu şekilde arkadaşlar. İşte bu çocuklar Acun görüyor ve stüdyo çağırıyor ve İstanbul'da gezdiriyor, dolaştırıyor, yediriyor, içiriyor. Sonra güzel bir anı olarak çocuklara şey yapıyor işte. Armağan ediyor, öyle diyeyim. Güzel güzel bir davranış olmuş. Çocuklar da çok mutlu olmuştur. Sizinle paylaşmak istedim bunu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan yönetmeyini. Aşağıda iki tane video çıktı. Hemen şuralarda bir yerlerde. İki tane video çıktı. Üstüne kalan fotoğrafım var. Şuralarda bir yerlerde. Kaba sakın aynı olmanı unutmayın. Doğru çıkalım ve bye bye. Görüşürüz. Yeah, we're golden, baby, we're golden.